Bu video, gayrimüslim bir ailenin oğluna musallat olan cühenna cinlerinin ve bu delikanlıya yardımcı olmak isteyen bir hüddamın hikayesini anlatmaktadır. Şimdi, Orhan E'nin başından geçen yaşanmış bir olaya tanıklık ediyoruz. Yer, Çankırı, Oluklu Köyü. Orhan E, 49 yaşında bir hüddam. İlmi ve fıkri bilimlerle ilgileniyor. Ben buralıyım. Köyümüzden pek çıkmam. Zaten burada herkes iç içe yaşar. Bağlarımız kuvvetlidir. Bir hane hariç. Bu olaysa o haneden kaynaklanmıştı diyerek sözlerine başlıyor Orhan E. Sene 2016. O dönemler köyümüzde hane sayısı azdı ama kardeşlik, komşuluk bağlarımız güçlüydü. Elhamdülillah Müslüman bir köydür burası. Tek bir aile ise gayrimüslim. Kimse din ayrımcılığı yapmazdı burada. Ama bu aile herkesle arasına mesafe koymuş durumdaydı. Ben uzun süredir bazı ilimlerle ilgilendiğim için elde ettiğim Müslüman cinlerle kafir cinlerin musallat olduğu insanlara yardım ediyordum. Mevzu bahis konu gayrimüslim olan bu ailenin oğluyla ilgiliydi. Bu zatın adı Hakan'dı. Henüz 20'li yaşların başında olan Hakan, asi bir gençti. Köylü onu sevmez, o da zaten hiç kimseyi sevmezdi. Alkolik, kumarbaz ve saygısız bir delikanlıydı. Bağıra çağıra köyde gezer, küfürler eder, geceleri de son ses müzik açarak herkesi rahatsız ederdi. Köylü bu durumdan bunalmıştı. Ama husumetli olmasın diye kimse sesini çıkarmıyordu. O günlerden birinde yine bir gece vakti bağırışlar duyuluyordu köyde. Kesin Hakan'dır diyerek kulak kabarttım ve dışarı çıktım. Haklıydım. Bağırışlar onların evinden geliyordu. Vardır bir sıkıntıları. Aile içindeki bir konuya karışmamak lazım diyerek eve geri döndüm. Aradan bir saatten fazla geçmişti ama sesler kesilmiyordu. En sonunda evlerine gidip bakmaya karar verdim. Kapıyı çaldım. Kapıyı Hakan'ın babası açmıştı. Sorun nedir? Merak ettim dedim. Babası mahcup bir şekilde beni içeri buyur etti. Girdim. İçeriden sesler ve bağırışlar gelmeye devam ediyordu. Babası söze girdi. Orhan Efendi, kusura bakmayasın. Bizim oğlandan biz de bıktık. Ama son zamanlarda bir tuhaf davranıyor. Kendi kendine konuşuyor, bağırıyor, etrafı yıkıp döküyor. Sebebi hikmetini çözemedik dedi. Ben de müsaade varsa bir bakayım dedim. Babası bana eşlik ederek Hakan'ın odasına yönlendirdi. Odasının kapısı kapalıydı. Tıklatarak seslendim. Hakan, ben Orhan abin dedim. Müsaitsen geleyim de biraz konuşalım. Bağırışları kesilmişti ama içeriden hiç ses gelmiyordu. Kapıyı açtım, içeri baktım. Hakan karşı duvara yaslanmış, dizleri üzerine çökmüş bir şekilde oturuyordu. Babasına dönerek, biz biraz abi kardeş konuşalım dedim. Babası da başını sallayarak odanın kapısını dışarıdan kapattı ve içeri gitti. Ben tekrar Hakan'a dönerek söze girdim. Anlat bakalım delikanlı dedim. Sinirli bir şekilde bana bakarak git buradan, seni istemiyorum dedi. O anda Hakan'dan tuhaf bir enerji almıştım. Neden gitmemi istiyorsun diye sordum. Elini kaldırdı ve tavanı işaret etti. Ben de başımı kaldırıp tavana baktım. O an gördüklerimden irkilmiştim. Belli belirsiz gölgeler tavanda geziniyordu. İçeri giderek babasına Hakan benimle konuşmak istemiyor. Doğru zaman değil belli ki dedim. Daha sonra tekrar gelirim diyerek
Oradan ayrıldım. Eve gidince biraz düşünmüştüm. Cinler aileye musallat olmuştu. Bu işe karışmak istememiştim ama vicdanım da el vermiyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Aradan birkaç gün geçmişti. Ne Hakan'dan ne de ailesinden ses çıkmıyordu. Ortalıkta da görünmüyorlardı. Merak etmiştim. Bir gece vakti kimseye fark ettirmeden bahçelerine girdim ve evlerine baktım. Işıkları yanmıyordu. Biraz daha yakınlaşınca onlarca gölgenin evin duvarlarında gezindiğini gördüm. Evin etrafını kuşatmışlardı adeta. Artık sessiz kalamazdım. Sabah ilk iş evlerine tekrar gelerek gördüklerimi onlara anlatacak ve bir çözüm arayacaktım. Eve döndüm, çok geçmeden de uyudum. Gecenin ilerleyen saatlerinde camın tıklanma sesiyle uyandım. Kalktım, ışığı yaktım ve cama doğru yöneldim. Perdeyi açtım, kimseyi göremedim. Camı açtım, sağa sola baktım, kimse yoktu. O an pencerenin altından gelen bir sesle irkildim. Hakan pencerenin altına sinmiş bir şekilde oturuyor ve kurtar beni diye bağırıyordu. Hemen üzerimi giyindim ve dışarı çıktım. Hakan'ı ayağa kaldırarak bahçedeki tabureye oturttum. Ne oldu? Anlat bana dedim. Orhan abi, ben tövbe ettim. Ne olur kurtar beni dedi. Ben olanları anlamaya çalışırken üzerindeki kazağı sıyırdı ve bana sırtını gösterdi. Sırtı mosmordu. Çok şaşırmıştım. Bu ne hal Hakan? Kim yaptı bunu sana dedim. Onlar yaptı abi. Beni dövüyorlar diye cevap verdi ve ağlamaya başladı. Onu teskin etmeye çalışırken birden irkildi ve geldiler abi. Yine dövecekler beni diyerek kaçmaya çalıştı. Kollarından sıkıca tuttum, tabureye oturttum. Korkma, ben buradayım dedim. Etrafıma baktığımda ilerideki ağaçların arkasına saklanmış silüetleri görebiliyordum. Yerden birkaç taş aldım ve Felak, Nas sureleri okuyarak onların bulunduğu yere doğru fırlattım. Artık onları daha belirgin bir şekilde görebiliyordum. Hızlıca ağaçlara tırmandılar ve oradan da yok oldular. O sırada Hakan'ın babası geldi ve teşekkür ederim Orhan Efendi. Ben Hakan'ı eve götüreyim artık dedi. Hakan istemeyerek de olsa babasının yanında eve döndü. Babası benim bu işe karışmamı istemiyordu. Ben de çaresizce eve geri döndüm ve uyumaya devam ettim. Sabah olduğunda evlerine gittim. Kapıyı çaldım, yine babası açmıştı. İçeriden Hakan'ın sesi geliyor, birileriyle konuşuyordu. Ne olduğunu sordum. Adamın gözlerindeki korkuyu görebiliyordum. Sizi daha fazla yormak istemiyoruz. Biz kendi yöntemlerimizle bu sorunu halledeceğiz diyerek kapıyı kapattı. Babasının bu tavrına bir anlam verememiştim. Sonra da madem karışmamı istemiyorlar, o zaman yapılacak bir şey yok diyerek evime döndüm. Aradan yaklaşık bir hafta geçmişti. Bir gece vakti Hakan'ın bağırışları bütün köyü inletiyordu. Yatağımdan kalktım ve doğruca onların evine gittim. Karışmak istemiyordum ama Orhan abi diye bağırarak beni çağırıyordu. Kapıyı çaldım. Babası kapının ardından "Git buradan, yardımını istemiyoruz." dedi ve bana kapıyı açmadı. O sırada Hakan hala benim adımı sayıklıyor, boğazı yırtılırcasına bağırıyordu. Yakarışları o kadar içimi parçalamıştı ki bir şeyler yapmak istiyordum. Hemen evin etrafından dolaşıp Hakan'ın odasının penceresine geldim. Bir taşla camı kırdım ve içeri baktım. İki siyah silüet Hakan'ı kollarından tutup yere yatırmış, bir diğeri ise elindeki sopayla Hakan'ın sırtına vuruyordu. Şoku atlatıp hemen dua okumaya başladım. Hakan'ı bırakıp bana doğru bakmaya başladılar. O sırada odanın kapısı açıldı ve Hakan'ın babası içeri girdi.
cinleri göremiyordu. Benim yanıma doğru gelip bu camın parasını ödeyeceksin. Artık bizden uzak dur diye bağırdı. Olan biteni anlatmaya çalıştım ama adam beni dinlemiyordu. Hakan güçlükle yerden doğruldu ve yalpalayarak odadan çıktı. Ben Hakan'ın evden çıkmak istediğini anlayarak kapıya yöneldim. Hakan evden çıkmış, hızlı adımlarla ama sendeleyerek yürüyordu. Hemen peşinden gittim, yakaladım ve onu benim evimin önüne götürdüm. Bütün köy ayaklanmıştı. Herkes iyiden iyiye ne olduğunu merak ediyordu. Evimin etrafına toplanmışlardı. Eve girdim, içeriden zemzem suyu getirdim ve Hakan'a içirdim. Yanıma oturtup dualar okumaya başladım. Biraz rahatlamıştı. Ancak babası bir hışımla yanımıza geldi ve Hakan'ı çekiştirerek zorla eve geri götürdü. Ertesi sabah köyde bir hareketlilik vardı. Çıkıp baktım. Hakan'ın babası kamyonete eşyalarını yüklüyordu. O anda taşınmaya karar verdiklerini anlamıştım. Bu durum Hakan'ın sorununu çözmeyecekti ama daha fazla konuşarak onlara bir şey anlatamayacağımı biliyordum. Öğlene doğru tüm eşyaları kamyonete yüklediler ve köyden ayrıldılar. O günden sonra Hakan'dan ya da ailesinden hiç haber alamadım. O evde boş kaldı. Korkudan hiç kimse oraya taşınmadı. Ben Hakan'a musallat olan cühenna cinlerinin onun peşinden gittiğini anlayacak kadar bu işin içindeydim. Ama yardım istemeyen birine de yardımcı olamazdım. İnşallah bir şekilde bu musallattan kurtulmuştur diyerek sözlerine son veriyor. Orhan E. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.